tozlu raflar. Herkesin kaderinde birkaç raf vardır. Ömrü kadar sayılı. Kimileri bu rafları kitapla doldururken, kimileri ise cesetle doldurur. Aralarındaki tek fark, biri kütüphane olurken biri morg olur. İşte benim kızım. Cezalandırıcı. Bu sefer kaçamayacaksın. Sen de kimsin? Ben senin kurtarıcınım evlat. Benim bir kurtarıcıya ihtiyacım yok. Ama ben Wolverine'im. Bak sana ne getirdim. Belki bu işini görür. Evet abi ya biliyorum. En kısa zamanda geleceğim. Bir şey gördün mü? Hayır. Güzel.
Patron dün çalışmışsın. He, oldu bir şeyler. Hadi diyelim birini uyuşturucudan öldürdün. Ama diğerinin sebebi neydi ki? Adam olayı görmüştü. Hem ne demişler? Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Bu öldürdüğün kaçıncı masum? Hiç kimse masum değildir. Söyle Hamza, ne oldu? Dün akşam malları taşıyan adamımız ölmüş. Ne demek ölmüş? Kim vurmuş? Öğrenebildiniz mi? Öğrenemedik patron. Ne demek öğrenemedik? Siz ne işe yararsınız ha? Çık dışarı! Ama patron... Ne var? Ölünün yanında anahtar parçası buldum. Ulan Fuat! Eğer bu işin altından da sen çıkarsan var ya... Yıldırım olur... Tepeni bilirim. Ece'nin olur, Elsen de sol. Hamza! Buyur patron. Bir gelişme var mı? Var patron. Ne var, anlat bakalım. Bizim çocuklardan biri Fırat'ı olayın yakınında görmüş. Fırat ha? Tam da tahmin ettiğim gibi. Topla adamları. Gidiyoruz. Ne oluyor lan, ne bağırıyorsun gerizekalı? Abi adamın tüm parasını hackledim, artık bütün parası bizim. Ben de bir şey oldu sandım ya. Abi ne oldu ya? Bir şey mi oldu, moralim bozuk, yenge açmadı. Şimdi siktir et onu. Madem kazandık, ne kadar kazandık onu söyle bakalım. Bakayım. Haydi! Ne oldu lan? Abi adamın bütün parası 100 liraymış ya. Lan mal! Bir de diyorsun kazandık falan filan. Abi adamın fakir olduğunu ben nereden bileyim ki? Lan mal adam, niye böyle boş boş işlerle uğraşıyorsun? Hackerlık mıdır, ne bokumdur, yapamıyorsun işte, bırak. Bir de iyi yanından bak, en azından 100 lira kazandık. Oh, öldürün beni. Hadi kalk lan, kalk içeri gidelim. Patron şu işin bir bitseydi ya. Oğlum kalk! Sesi kesildi. Koş, koş! Patron ne yapacaksın anasını? Birazdan anlarsın. Patron, ikimizden birisinin gitmesi lazım. Ben kalıyorum, sen git. Olmaz. Bir planım var. Şimdi mahzene gidip silahları alıp geliyoruz. Giderken de üstümü değiştiririm, tamam. Yetişmem lazım.
ettin sen Mesut? Hacker Bey de buradaymış ha? Ne oldu? Çatışmadan mı kaçıyordun Hacker? Hey, dur. Hiç Fırat sana geçmişten bahsettim mi Mesut? Fırat'la olan geçmişiniz beni alakadar etmez. Eder. Dinle. Daha 10 yaşındaydın Mesut. Bu Fırat denen adamın babası bütün tozcuların başına belaydı. O tozcular benim çocukluğumdan faydalanıp beni kullandılar. Titreme Mesut. Korku sana bu kadar yakınken titrememeye çalışacaksın. Dik duracaksın bak. Daha 10 yaşında olmamdan faydalanıp beni kullanan tozcular elime bir silah verdiler. Bu Fırat denen kuzenim olacak adamın gözlerinin önünde hem annesini hem babasını delik deşik etti. O gün bugündür birbirimize kanlı bıçaklarız. Ama o son adamı öldürmeyecekti Mesut. Son adamı öldürmeyecekti. Sen de ona yardım ettin. Sen de suçlusun. Ölüm senin için artık çok iyi. Bakalım Fırat önünü bulunca ne yapacak? Şimdi sıra Fırat'ta. Buyur patron. Bombacı, şimdi içeri giriyorsun. Fırat'ın en değerli bulduğu şeyi alıyorsun. Tamam patron. Değer miydi be Merve? Bir cezalandırıcı için o güzel canına gitmesini değer miydi? Hamza! Buyur patron. Duydum ki bu kız hala nefes alıyormuş Hamza. Keseriz patron. Bir oyun istedin.
Bunun için ilk ateşi sen yaktın Fırat. Ben de alevlendiriyorum. Seni bir alevin ortasında bıraktım. Çaresiz bir yalnız. Bir numaralı adamın Mesut'un kafası ellerimde kaldı. Ama bitmedi. Sana acılardan acı yaşatmaya devam edeceğim. Sevgili Merve elimde. Bir her şeyin elinden aldım Fırat. Annen, baban, Mesut. Şimdi Merve. İşlerime burnunu sokmanın cezasını şimdi Merve ödeyecek. Eğer biraz hata yaparsan, senin sonunda korkarım ki baban gibi olacak. Çok sevdiğim kuzenim Mert. Ne oldu Hamza? Getirdim emaneti. Bu silahın nedir bilir misin Hamza? Henüz 10 yaşındaydım Hamza. Dedemin yadigarı olan bu silahla hem Fırat'ın babasını hem de annesini vurmuştu. Bu silahı senden istememin sebebi şimdi sıra Fırat'ta olmaz. Oyun başlıyor Hamza. Abi her zamanki. Eskisi kadar ucuz değil ama. Bütün param bu. Abi biraz acele etsek. Hadi kaybol. Hadi. Seni bulmak için çok uğraştım. Söyle nerede? Babamın bir lafı vardır. Eşi yeşil yer. Geldi defteri kapat o zaman. Kalk. Kalk bakalım. Lan Mert nerede? Bok söyleyeceğim. Konuşacaksın lan amına kodum. Çabuk söyle lan. Bilmiyorum. Sana bir şey söylemem. Söyleyeceksin. Eski kara evinde. Evet Hamza. Bir haber var. Nereden? Ne oldu? Hayırdır? Fırat bombacıyı konuşturmuş. Nasıl konuşturmuş? Artık yerimizi biliyor. Gelsin. Bu ormanlar benim Hamza. Bu mekanlar benim. 10 yaşımdan beri bu işin içindeyim Hamza. Kimse önüme çıkamadı. Annesini gözlerinin önünde öldürdüm Hamza. Kudurmuş bir iddian farksız. Gelsin. Şimdi sıra Fırat Don. Fırat! Bunların hepsinin bedelini ödeyeceksin Fırat. Bir atasözü vardır Hamza. Eceli gelen ceylan avcının kucağına gidermiş. O da benim ceylanım Hamza.
Bu ormandan canlı çıkamayacak. Şimdi git ve eceli gelen ceylanı bize getir. Hadi. Boş gitme Hamza. Boş gitme. Git ve talimatlarımı bekle Hamza. Tamam patron. Elime düştüğün cezalandırıcı. Senin ölümün anne babanınkinden daha kötü olacak. Ne oldu? O asabiyetin hiçbir zaman gitmeyecek ha. Tabii. O lanet olsa canını alırken de aynen böyle mi diyeceksin? Karı gibi vuruyorsun. Sen de babanı görüyorum. Allah Allah. O kanlı vücudu ellerimdeyken de böyle yapmıştı. Yaşım daha 10'du Fırat. Çok da sikim değil. Küçüklüğümden faydalanmışlardı. Lakin o kancık baban hiçbir zaman akıllanmadı. Bir de hala. Bir de hala. Karşı mı koyacaksın ha? O lanet olsa bedenin itler gibi yerlerde sürünecek. Ama bekle biraz. Buradasın. Aklın başına gelsin. Orospu çocuğu! Bizim oğlan gene uyumuş ha? Koca oğlan uyumuş. Uyan koca oğlan. Bak sana kimi göstereceğim. İzle de gör. Fırat sizin kelleniz uçuyor. Birkaç saniye içinde başına çuval geçirmiş olan Merve gözlerinin önünde can verecek. Kime yüzünden biliyor musun? Senin o... İzle izle. Video yarım kalmasın. Bu iş burada bitmedi. Tüm sevdiklerini elinden aldım. Hepsi gitti. Anla artık bunu. Anla. Bu sana son uyarımdı Fırat. Bir daha karşıma çıkma. Bir daha sakın karşıma çıkma. Asla çıkma. Evden hala kurtulamadım. Ne zaman bitecek bu yıkım? Bu merdivenlerde hatıralarım dolu. Hamza, neredesin Hamza?
Nerede bu adam? Kimsin sen? Kimsin sen? Benim mekâma silahsız geldin ha? Sen... Neden silahsız geldin ha? Seni öldürmek için silaha ihtiyacım yok. Şimdi o beynini patlatacağım. Demek geldin ha? Neden bir ay bekledin? Anlaşıldı. Kavga istiyor musun ha? Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Cehennem için ya yırttı bile. Oyunun sonuna geldik Fırat. İşte bu konuda haklısın. Ama unuttuğum bir şey var. Ana karakter benim. Aslında sana saygı duyuyorum. Baban da senin gibi dürüst bir adamdı. Sizi inadınız perişan etti. Bu oyunun tek galibi var. O da benim Fırat. Cezalandırıcı için oyun bitti. Babanın yanına gitme zamanı geldi. Hayır. Patron dün çalışmışsın. Çalışmışsın.
bunca yıl uğraştırdın beni. Ama kimse kazanamadı. İşte finale geldik. Benim için artık yeni bir sayfa açma zamanı. Senin için de öyle. Güle güle Mert. Merve? Ne oldu? Ölü görmüş gibisin. Tamam, kötü bir espriydi. Bir dakika. Ne oluyor lan? Sen ölmedin mi? Ben ölmedim mi? Ben öldüm. Fırat, sakin ol, tamam mı? Bak, ikimiz de yaşıyoruz. Ama nasıl? Her şeyi anlatacağım, merak etme. Cezalandırıcı. Tam 20 yıldır bu orospu çocuğuyla uğraşıyor. Babası bitti, kendisi gelmişti. Şimdi ikisi de yok. Mert'in bunu başarması şaşırtıcı. Tabii onu öldürürken kendisinin de ölmesi o kadar da şaşırtıcı değil. Duyduğuma göre Fırat'ın sevgilisini öldürmüş. Ha, evet, o Mert. Mert boş durmadı. Fırat'ın adamını ve sevgilisini öldürdü. Cesur bir hamle. Tam bir salaktı. Sonuçlarını bile bile cezalandırıcıya bulaştı. Fırat ne olursa olsun intikamını almadan durmaz. Peki sana şöyle bir şey göstersem. Bu ne böyle? Öldüğünü sandığımız Merve aslında ölmemiş. 2 hafta önce çekildi bu. Ama bu imkansız. Neredeyse 1 sene geçti. Ona pek takılma. Asıl olay şu. Merve Ferdi'nin kızıymış. Ne? En büyük mafya babasının kızı mı? Aa, bak işte bu en büyük sürpriz. Ferdi öleli neredeyse 10 sene oldu. Ve bize hiç kızından bahsetmedi, öyle mi? Bütün tetikçilere, eli silah tutan herkese haber verin. Bu resmi yollayın. Fırat'ın sevgilisi Merve yaşıyor. Öldürene 1 milyar. Bakalım kimler cesaret edebilecek. Demek senin için geldiklerini biliyordum. Evet. Ama anlamıyorum, nasıl? Ömer seni kaçırmamış mıydı? Fırat, seninle en son telefon konuşmamızdan beri takip ediyorum. Evine saldırdıklarında oradaydım. O kadar sese polisin gelmemesinin nedeni ne sanıyorsun? Bombacıyla ilk kavgandan Mesut'un ölümüne, evindeki mektubu bulmandan bombacıyı öldürmene ve yakalanmana kadar her şeyi biliyorum. Peki ölümünü gördün. Resmen kafana sikti. Onu nasıl... Mert Hamza'nın beni yakaladığını sanıyordu ama aslında ben Hamza'yı yakaladım ve bir anlaşma yaptık. Anlaşma mı? Ne anlaşması? Yeni bir hayat kurması için Mert'i. Öldürme anlaşması. Orada Hamza'dan neden dayak yedin? Mert'i bulup öldürmek için. Seni çok iyi tanıyorum. Neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Eğer sinirlenirsen seni tutan iplerden kurtulursun. Ve ne olursa olsun intikamını alırsın. Beni sinirlendirmek için kendini öldürttün. Peki o öldürdüğün kız kimdi? Birincisi, onu ben öldürmedim. İkincisi, kimsesiz masum bir kızdı. Sen ne zamandan beri bu kadar gaddar oldun? Seninle tanıştığım günden beri. Ayrıca ben Türkiye'nin en büyük mafya babası Ferdi'nin kızıyım.
Fırat. Bak kiminle tanıştıracağım seni. Merve? Bu adam kim? Adım Timur. Senin kıçını kollamak için geldim. Allah Allah. Benim kıçım güvende kardeş. Bu yüzden mi Mert seni öldürmüştü? Dur dur, sakin ol. Sen de fazla ileri gitme. Sen bir gelsene. Ne bu şimdi? Kendi kendimi koruyamayacağım mı sanıyorsun? Hayır hayır, mesele o değil. Fırat, mesele sensin. O seni kontrol etmek için burada. Kafamı çok karıştırıyorsun. Ben her zaman yanında olamam. Eğer cidden bana değer veriyorsan alışmaya çalış. Evet. Ferhat Dötbudak. Olaylardan haberin var değil mi? Evet ama beni pek bağlamaz. Onu biliyorum. Peki ya Merve'yi öldürüp paranın iki katını alacağını söylesem? Aklında ne var senin? Tekin Salak kendini çok akıllı sanmış. Ona bir ders vermek istiyorum. Yarın gece bir toplantı yapacağız. Eski kara evinde Merve'yi öldürüp cesedi onun önüne koyacaksın. Ve ben de Tekin'in kafasına sıkacağım. Kendini kanıtlamak için mi? Saygı duyulmak için. Merve, Fırat Vural'ın namı değer cezalandırıcının sevgilisi. Herkesi kandırmayı başarmışsın. Seni öldü sanıyorlar ama tam ölmemişsin. Sevgilinin yanına gitmeye hazır mısın? Sana dışarı tek çıkmaman konusunda ne demiştim? Ben çocuk değilim. Sen gelmeseydin ben hallediyordum. Dikkat et! Kim lan? Ne bakıyorsun salak? Gitsene peşinden. Dur! O benim. Sen de git durma. Bunu mu yapıp baktın? Alıştın! Fırat bak kimi buldum. İşler yoğun ya. Gel. Amirim, bir maruzatım var. Gel Ahmet, gel otur şöyle. Dün akşam bir ceset bulunmuş. Kimin yaptığı belli mi peki? Galiba belli amirim. Oğlum lafı niye geveliyorsun, anlatsana. Fırat Vural. Konuş. Siktir lan. Niye söyleyeyim ki? Ne söylersem söyleyeyim beni öldüreceğini biliyorum. Haklısın. Ne söylersen söyle seni öldüreceğim. Ama eğer yararlı bir şey söylersen bunu kullanacağım. Karşı çıkıp bir şey söylemezsen de bunlardan birini kullanacağım. Şimdi konuş. Bak
Bak hiçbir şey bilmiyorum. Sadece paralı bir asker. Kimi öldürmemi söylüyorsa onu öldürüyorum. Parmağının kırılmasını mı istersin? Yoksa kolunun kopmasını mı? Seçmek ister misin? Yoksa ben mi seçeyim? Ya hiçbir şey bilmiyorum diyorum sana. Nerede olduğunu bilmiyorum. Emir bana telefonla geldi. Pekala. Bekle. Bak bazı şeyler duydum. Şu kral ile ilgili şeyler. Siktir onu. Kral efsanesi. Bekle. Dahası var. Sadece konuşmama izin ver. Bir dakika sonra çok daha iyi konuşacağız. Sarı Tekin ve bütün aile başkanları. Herkes Merve'nin yaşadığını ve Ferdi'nin kızı olduğunu biliyor. Başına ödül koyuldu. Öldürene 1 milyar dolar. Peki nerede bu aile başkanları? Ama konuş. Yerlerini bilmiyorum. Ama bu gece nereye gideceklerini biliyorum. Eski kara evin orada bir toplantı yapacaklar. Bu mümkün değil. Fırat Vural sevgilisiyle beraber öldü. Amirim. Kes. Görgü tanığıyla konuşmak istiyorum. Ama onu evine yolladık. Lan gerizekalı. Bir şey öğrenmeden nasıl gönderiyorsunuz evine? Tamam biz onun evine gideceğiz. Çabuk adresini öğren ve yola koyulalım. Tamam ben Ali'ye söylerim. O bulur yerini. Dur. Buna beraber gideceğiz. Kimse bilmiyor. Geç şuraya. Otur otur otur. Amirim. Gel bakalım aslan parçası. Otur. Bakın o olup olmadığından emin değilim. Belki de değildir. Sadece tişörtünde kuru kafayı gördüm. Yani o olabilir. Kardeşim. Dalga geçmek için vaktimiz yok. Önce kovaladığını söylüyorsun. Sonra kuru kafayı gördüğünü söylüyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Evet birini kovalıyordu ama kimi kovaladığını bilmiyorum. Amirim, amirim. Burada bir cüzdan buldum. Evet işte o adamın cüzdanı. Bir hırsızlık ha. Bir bakalım. Oo, Ferhat 4 bu da. Namlı değer tetikçi. Amirim, Murat sizce tetikçiyi neden kovalıyor olabilir? Çünkü ortada büyük bir oyun dönüyor. Bu adamın telefon sinyalini, evini, barkını, öğrenebildiğin her şeyi öğren. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Peki bu ne olacak? Salıver gitsin, onunla işimiz bitti. Çok sağ olun komiserim. Ya! Siktir git, amirin lan o senin, komiserin değil. Tamam hadi Ahmet, arabaya gidiyoruz. Burada tamam, işimiz amirim. Bitti. Bu nasıl olur? Nasıl öğrenebilirler? Bunca zaman takip edilmişsindir. İyi de takip edilseydi şu anda burada olduğumuzu da bilirlerdi. Belki de biliyorlardır. Hayır ben değilim tamam mı? Sana neden güvenelim? Fırat'ı olması imkansız. Onunla beraber büyüdüm ben. Benim korumam gibi bir şey mi o? Fırat tetikçiden başka ne öğrenebildin? Bu gece eski kara evinin orada toplantı yapacaklarmış. Onları orada yakalayacağım. Tamam, Timur'la ben de geliyorum. Orada dur, sen burada kalıyorsun. Aslında ben daha hafif vurursun diye düşünmüştüm. Neden beni ayırıp duruyorsun? Çünkü bütün mafya babaları ve adamları peşinde. Ve bu sefer gerçekten ölebilirsin. Ve ben bunu yaşamak istemiyorum. Karı koca gibi bağırışıp duruyorsunuz. Öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Bugün en büyük zaferimizin bir günü. Ferdi'nin kızının ölüm yıldönümü. Şerefe dostlarım, şerefe. Erol, işlerin nasıl yürüyor? İşlerim mi? Evet, duyduğuma göre şu sıralar maddi durumun iyiymiş. 2 milyonu tetikçi Ferhat'a verip Merve'yi öldürtmek he. Sonrasında ise Ferhat'tan haber yok. Ne dediğinin farkında beni kandırmaya çalışma. Her şeyi öğrendim. Kendini çok zeki sanıyorsun. Hatta sıra en büyük mafya babası olarak göstereceksin kendini öyle mi? Ama unutma metodu olan topa metodsuz koşandan daha çok gider. Bundan sonra ne oluyor lan? Abimden hemen yolla. Kim lan bu?
Yine kaçırdık, yine kaçırdık. Nasıl oluyor bu ya? Bilmiyorum amirim, bilmiyorum. Her seferinde kaçırıyoruz. Ahmet, bulabildin mi bir şeyler? Maalesef amirim, hepsi bozulmuş. Bozulmuş, tabii bozulur. Bu işin altında Fırat Vural'ın olduğundan adım gibi eminim. Kendini cellat sanıyor. Önüne geleni de öldürüyor. Ama dur Fırat. Senin için bir oyunum daha var. Ahmet. Emredin amirim. Bahar temizliği başlasın artık. Eski sevgiliye, çıkarcı arkadaşlara, değer bilmeyen insanlara yol verme zamanı. Çok büyük bir ihanetin içinde olduğunun farkında bile değilsin. Uyan. Yoksa ben uyandırmasını beklerim. Fırat, ne oldu? Çok garip bir rüya gördüm. Ama sanki bir yerde kesiliyordu. Fırat, dışarıda silahlı ve maskeli adamlar var. Tekin'in adamları olmalı. Hadi onlara bir hazırlık yapalım. Bebek uyuyor ama. Biraz sessiz olsana da be. Vurun lan ipneyi. Benim bildiğim bir yer var. Oraya gidelim. Bir işi beceremediniz lan. Bir işi beceremediniz. Üç kişiler. Üç. Hepinizi teker teker indiriyor. Ama patron, yaşadığını yeni öğrendik. O cezalar... Kes! Para da ortalıkta yok zaten. Orhun duyunca ne yapacak he? Ne yapacak oğlum, haberiniz var mı? Ne yapacağımı iyi biliyorum Tekin. Merve'yi öldüremedin bir. Üstüne bir de Fırat geldi. İyicene sıçtın. İki. Ve şimdi de babamın parasını kaybettin. Ve ben... Bu da üç. Bu parayı babamdan almanın bir sebebi olduğunu söylemiştin. Ferdi'nin kızını öldürmek ve yeni elemanlar bulmaktı, öyle değil mi? Eğer başarmış olsaydın sana iki katını verecekti ama... Babamın sizi yaşatmayacağını biliyorsunuz. Bence fırsatınız varken kaçın. Ya da paranın peşine düşün ve bize patron, getirin. Peşine düşmemizi istediğin adam cezalandırıcı. Aa evet doğru. Cezalandırıcı Fırat Vural. O zaman yapacağımız şey şu. Onun icabına bakacağız. Kaldırın şu götü buradan ve paramı bulmadan gelmeyin. Fırat, polislerin bizi bulamayacağı tek yer burası. Fırat, neden Mert'i 10 yıl sonra öldürdün? Bak, Mert alemi öldürdüğü zaman henüz 10 yaşındaydı. Vurduktan sonra gözlerindeki korkuyu görmüştü. Bilerek isteyerek yaptığı bir şey değildi. Bunu ona halam yaptırmıştı. Bak, benim babam askerdi. Hem de çok iyi bir asker. Bir gün karakola teröristler saldırdı. Teröristlerin içinde halamın kocası eniştem de vardı. Babam görevini yapıyordu, teröristleri öldürüyordu. İşlerinde eniştem de vardı tabii. Halam bir söz vermiş babamı öldürmek için. Ama kendisi yapamayıp 10 yaşındaki oğluna yaptırıyor. O zaman öldürmen gereken Mert değildi. Haklısın. Ama Mert yaptığı şey yüzünden psikolojisi bozuldu. Yaptığı işleri gittikçe büyüttü. Uyuşturucuya bulaştı. Adam, kadın, çocuk yemeden önüne gelen herkesi öldürdü. Öldürdü.
ama ona bir şey yapmak istemedim. Uzaklaştım. Ben ilk defa birini 15 yaşında öldürdüm. Boğarak. Ve yaptığı tek şey benimle dalga geçmekti. Aslan diye biri beni yetiştirdi. Güçlendirdi, eğitti. Bana kötü iş yapan herkesi öldürmemi söyledi. Hak ettiklerini söyledi. Ben de dediğimi yaptım. Öldürdüm. Masum kanı döken herkesi öldürdüm. 18 yaşımda da Merve ile tanıştım. Evet, Merve anlatmıştı. Mert'e bulaşmak istemedim. Ama kader yine de onu karşıma çıkardı. Uyuşturucu satışı yapılan bir yer öğrendim. Önüme çıkan herkesi öldürdüm. Birini de elimden kaçırdım. Ne derler bilirsin, ruh peşinde koşan birinin ruhu yoktur. Meğerse öldürdüğüm adam Mert'in adamıymış. Evime saldırdı, en yakın arkadaşımı öldürdü, Merve'yi öldürdü. Her ne kadar sahte olsa da onu öldürmek için başka bir sebep bırakmadı bana. Ben de gerekeni yaptım. Her ne kadar ölsen de ha? Etrafı arayın. Aldın mı? Evet aldım. Tamamdır. Neresiymiş? Bir park. Parka gideceğim. Park neyin var lan senin? Evden Tekin ve adamları çıktı. Ha siktir, oradaki adresi görmüş olabilirler. Evet ama sorun yok, hallederim. Mallaşma lan, Merve'ye söyleyeyim buluşmayı iptal etsin. Hayır sakın söyleme, onları halledeceğim. Ve parayı alacağım. Fırat, onlar bizden daha fazlalar, anla şunu. Hepsini öldürsen bile sürü gibi ortaya çıkıyorlar. Bir sus be. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Aman be, ne bok yersen ye. İşte oğlum böyle oluyor. O değil de adamlar adresi oraya nasıl koymuşlar? Kaç gündür olay üstüne olay, cinayet üstüne cinayet işleniyor. Ama Fırat Kural hakkında en ufak bir ipucu bulamadık ya. Dingo'nun ahırı mı lan burası? Amirim çok özür dilerim. Çok önemli bir bilgiye ulaştık. Gel bakalım hemen hemen. Görüntü bozuldu. Amirim. Bundan sonrası bozuk. Bu da işimize yarar. Hadi olay yerine gidelim. Güzel gece. Yalnız diyelim. Bizimle gelmek ister misin? Yoksa zorla mı götürelim? O ne lan? At silahını, bırak onu. Bırak onu. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin, onu canlı istiyoruz. Kim beni canlı istiyor? Gündür silahlı dedim sana. Herkes sakin olsun, sakin olun, ateş etmeyin. Sürüyü azalttığın için sağ ol. Etrafım sarıldım. Şimdi usul bir dolu bir at silahı. Hadi ama akıllı birine benziyorsun. Ha siktir lan. Merak etme, peşlerindeyim. Merak etmeyin, bizzat ben ilgileneceğim. Tamam, ben göndereceğim. 45-22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 
Amirim, aile başkanları antlaşması diye bir şey öğrendik. Arsa alım, satım, silah alım, satım işleri için. Yakaladığımız bir şey var mı peki? Maalesef amirim yok. TRT Uçkan Park'tan sözü sona seslere geliyor.
Olaylarını yakınız tamam. Anlaşıldı tamam. Bu Fırat olabilir. Peki ne yapacağız? Gidecek miyiz? Hayır bekle. Onun için başka planlarım var. Silahla bir sanatçı gibi çalışıyorsun. Bunu sevdin. Aile başkanlarının yarısını öldürdün. Aslında bu iyi çünkü en çok para bizde kalıyor. Tabii sendeki parayla beraber. Bu gece öleceksin. Çukurun kasalı. Çok cömert değil mi? Dur. Sinirleri sakinleştiriyor. Sen de ister misin? Gerginim görünüyor. Bizi yalnız bırakın. Paramı geri istiyorum. Paramı mı istiyorsun? Yaklaş yaklaş evin sonucu. Benimle oyun oynama. Diyelim koyun lan ne yapabilirim ki? Yaklaş. Beni harap et. Bana bak. Bana daha önce görmediğin bir şey gösterdiğini sanma. Çünkü ölüm şölenin intikam peşinde olduğunu apaçık gösteriyor. Tutun şunu. İşin buraya gelmesini umuyordum. Hadi ya. Koca karı gibi konuşacak mısın hala? Yapsana. Buradayım işte. Hepimizi tek tek öldüreceğim. Nereye istiyorsun ha? Buraya mı? Yoksa buraya mı? O kadar da büyük bir adam değil misin ha? Pekala yeni plan. Getirin onu. Eğer paramın yerini söylemezsen sana yaptığımın iki katını bu çocuğa yaparım. Bakılsın orası bu çocuğu. Şşş, ayıp çocuk var burada. Tamam sana paramı yalan söyleyeceğim. Param beni çarptı. Üçgen parkın yanında. Sadece bırakın bu şeyi. Çıkarın. Şimdi ne olacak biliyor musun? Parayı elime alana kadar canlı olacaksın. Üçgen parkta yanındaki inşaatta. Evet çabuk olun. Siktir et çoktan. Çanta burada patron. Para da içinde. Bekle, bir şey daha var burada. Bomba! Bomba! Nasıl bu çocuğu? Kaçtı! Buraya gelin! Tekin! Hasan! Neredesiniz lan? Hasan! Lan! Aslında buna gerek yok. Vurun lan ibneyi. Tamam hazır. Gelmişsin bak. İstersen iptal edebilirim. Hayır gerek yok. Sana atacağım resimdeki adamları yakalaman lazım. Adamları ver parayı tamam, al. Tamam cesedi adamın önüne koyup parayı alacağım. Öldürmek yok bayıl canlı istiyorum. Tamam aldım aldım. Bu arada seni Rıfat olarak tanıttım. Rıfat mı? Neden? Seni hala ölü bilenler var. Peşinde kimsenin takılmasını istemezsin değil mi? Evet. Rıfat iyisin. Ya iyiyim kapat. Ne bakıyorsun amına? Naber ben Ahmet. Sonunda tanışabildik. Rıfat ha? İstediğim adamları vardı hani. Evet sipariş ettiğin adamlardan bahsediyorsun. Güzel. Bunları mı alayım? Peki benim bundan çıkarım ne olacak? Bak işte para. Bunlar senin ama önce adamları ver. Ne? İşte hani adamlar. Adamları ver ki para senin olsun. Nasıl? Aa adamları verecek misin? Fırat Bey. Neden böyle ısrar ediyorsun? Ve adamı nereden biliyorsun? Sıkın sana konuş.
Kımıza bak, kaldırın seni polis. Ateş etmeyin, ateş etmeyin. Çabuk. Adamları vereceğimiz adam polis çıktı. Peşimdeler. Nasıl olur? Ben birinden şüpheleniyorum. Benden mi? Bir mermim kaldı. Bu da senin için. Kaldır ellerini, polis. Soru işaretleri çoğalıyor. Bu polisler bizi nasıl buldu? Silahını bir versene. Tüm soruların tek cevabı bu. Fırat nerede? O kaçtı. Tüm birimleri Fırat'ın üstüne istiyorum. Anlaşıldı mı? Herkes mi? Herkesi! Merve! Merve! Seni yakalatmak istedi, evet. Ama o hiçbir zaman... Bana onu savun. Bunca zaman hepimizi ayakta uyuttu. Anlamadığım tek şey var. Seni vurmuştum. Ölmüş olman gerekiyor. Evet. Merve ancak ölü birinin Fırat'ı takip edebileceğini söyledi. Yani o gün aslında her şey bir oyundu. Satıcıların yerini öğrenip gittiğinde cebinde iki şarjör vardı. İlki full, ikincisinin ise iki mermisi vardı. İlk şarjör depodaki adamlar için, ikincisi ise kaçarsa diye. Aslında biraz da şanstı. Adamlardan biri kaçtı, bize haber geldi ve hazırlıklara başladı. Hazırlıklar, tamam. Ama kafana sıktım, kanlar. Her şey kafanı patlattım resmen. İşte burada Merve devreye girdi. Sen farkında olmadan ilk mermi gerçek, ikincisi ise kuru sıkı mermisiydi. Ve kurduğun bir düzenekle... Ölmüş gibi gözüktüm. Hatırlar mısın bilmiyorum. Elimi karnıma koyduğumda ne zaman ateş edersen et, oradaki düğmeye bastığım an kafamdaki kan torbası patlayacaktı. Ve öyle de oldu. Hatta biraz abartılı oldu. Onca zaman Merve ile işbirliği içindeydin. Evet, ve yardımına ihtiyacım var. Hapse girmeliyiz.
falan buldunuz mu? Hayır. Yerine dair bir iz yok ama geçtiği yerler belli. Bir şeye çok sinirlenmiş. Dikkatli ol. Ona yalan söyleyerek büyük bir hata yaptım zaten. Eğer gözü dönmüş bir katile dönüştüyse konuşmaya bile çalışma. Ama en son konuşup yardım istediğimde sadece sana karşı öfkeliydi. Tabii kafama silah dayayıp elinden aldığımda bir şey yapamadı. Cidden elinden silah aldığını mı düşünüyorsun? İsteseydi silah çıkarttı, kafanı sıkardı. Ama sen polissin ve o polislere bir şey yapmaz. Pekala, bir haber alırsam sana söylerim. Ulan Fırat. Hadi istediğimi yapmadın, seni serbest bıraktım. Artık adam gibi bir yaşam süreceğim dedin. Şimdi ne oldu? Ne oldu da adam öldürmeye başladı? Her ne kadar kaçarsan bir o kadar peşine düşeceğim. İnat değil mi amına koyayım? Hayat ölüme sormuş. İnsanlar beni bu kadar çok severken neden senden nefret ediyorlar? Ölüm de cevaplamış. Çünkü sen tatlı bir yalan iken ben ise acı bir gerçeğim. Bunu bana neden anlatıyorsun? Neden anlattığımı gayet iyi biliyorsun. Ben size ne dedim oğlum? Hı? Uyuşturucuya bulaşanı, kötü işlere kalkışanı, sevdiklerime karşının karşısına ben çıkarım demedim mi? Ama bu sondu. Hepinizin kökünü kurutacağım. Kim o? Nebze Emniyet Amiri Hakan. Peki ne aradığını sorabilir miyim? Delil. Ne delilinden bahsediyorsun? Sen Mert Değirmenci'nin adamısın. Bombacı, silah kaçakçısı, uyuşturucu mafyası. Kısacası sen Mert'in sağ kolusun. Şimdi ise bir... Ben o işleri bıraktım. Halime bir baksana. Körüm. Fırat bana büyük bir iyilik yaptı. Gerçek resmin görmemi sağladı. Her insanın binbir maskesi altında da iki yüzü vardır. Her insan hem avcı hem kurbandır. Hem masum hem canavardır. Ne zaman geçer bilinmez birinden diğerine. Asıl meselesi ise insanın ne zaman masumdan canavara geçtiği değil, ne olduğu da geçtiğidir. Ne demek istiyorsun? Artık bir avukatsın değil mi? Hatta daha fazlası. Bir dedektif. Gebzenin şeytan. Sen bunu nasıl? Fırat'ın yerini söylemeni istiyorum. Bak Fırat'ı 3 senedir görmüyorum. Ne yapar nereye gider bilmiyorum. Aa lütfen. Sen şimdi geceleri iki tayt giyip de binalardan binalara da atlamıyorsundur. Bunları gördün değil mi? Neyi? Aa siktir. Sen gördün. Bütün bunları nasıl öğrendin? O da benim sırrım olsun. Madem yerini bilmiyorsun... O zaman gizli kimliğin açıklanmasını istemiyorsan onu benim için bulacaksın ve bana getireceksin. Anlaştık mı gebzenin şeytanı? Kimsin sen? Fırat mı? Zevk için adamı öldürmüş olsaydı beni de öldürmüş olabilirdi. Ama o beni kurtardı.
Onu bulmalıyım. Beni ancak o kurtarır. Ah ulan Fırat, yine başıma dert oldun ya. Bütün birimlere dikkat edin. Kral cezaevinden firar etti. Tekrarlıyorum. Kral cezaevinden firar etti. Oğlum ne diyorsun sen? Ben Hakan Amir'im. Ahmet. Ahmet de oradaydı. O iyi mi? Maalesef Ahmet. Ahmet komiser şehit oldu. Bütün birimlerin dikkatine. Kral görüldüğü yerde vurmak serbest. Ne yapıyorsun lan sen, manyak? Sana bana karışmamanı söylemiştim değil mi? Neden? Bana bir söz vermiştin. Söz mü? 5 saniyelik bir şok. 5 saniyelik bir öfke nöbeti. 5 saniyelik bir kovalamaca. Tüm ihtiyacım olan bu. Yaralı diz. Ölüm tarlası. 3. Dünya Savaşı. Ve sadece şimdi... etten bir duvarı otomatik silahla tararken... huzura yakın bir şey hissediyorum. Birileri çok savaş filmi izlemiş. Beni yandan çevirmek gibi fikirlere kapılıyor. Yanlış hamle. Bazıları sipere ulaştı. Sorun değil. 2 paralık serseriler. Akıllı geçinen tetikçiler. Kendine borcu olanı korkutabilirler. Daha fazlasını değil. Silahları bir kenara bırakırsak çocuk gibiler. Karanlıkta koşan dikkatsiz çocuklar. Yeni şarjör. Yaralıları bitirmek için. Kimsenin ölü taklidi yapmadığından emin olmak için. İnlemelere ateş et, kımıldamalara. Cephane sorunum yok. Yeter ki öldüklerinden emin olayım. Neden? Neden tekrar öldürmeye başladın? Ah amirim. Bu dünya bir oyun, bir imtihandan ibarettir. İnsanlar aslında rüyadadırlar ve öldüklerinde uyanırlar. Bense sadece onları uyandırıyorum. Ama bana yardım edebilecek tek kişi sensin. Buradan çıkmam gerek. Öleceksin. Ne? Onun peşine düşeceksin ve onun peşine düşen herkes gibi öleceksin. Her şeye rağmen sen hala bir şakasın. Fırat ise bu dünyadaki en tehlikeli insan. Alo, hey, alo! Ah, siktir! İki çelik yelek takmışsın. Biraz daha yukarı gelmiş olsaydı ölebilirdin. Merak etme, o ateş edeceği yeri iyi biliyordu. O bu sefer her zamankinden daha öfkeliydi. Daha hızlı, daha güçlü. Her ne olduysa eskisi gibi değil. Bu sefer acıma duygusu hiç yok. Önüne gelen herkesi öldürmeye başladı. Sonunun Mert Değirmenci'ye dönmesinden korkuyorum. Bence fazla abartıyorsun. Fırat aynı ateş ve çekiç gibidir. Önce demir yakar, sonra başlar dövmeye, sonra bırakıp vurmaya başlar. Daldırır soğuk bu siyah ve yeniden koyar ateşe. Ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar sağlam olur. Ve bir de bakmışsın ki demir olmuş çelik. Sen ne anlatıyorsun ya? Tıpkı acıların yoğurduğu yürekler gibi. O gün beni öldürebilirdi ama yapmadı. Sadece kör bıraktı. Çünkü gerçeği görmemi istedi. Onun içinde halaylık var. Fakat ortaya çıkartmasını bilmiyor. Belki de kendini böyle rahat tutuyordu. Haklı göstermeye çalışıyordur. Nasıl? Öldürerek. Belki de. Ama bunu sen de biliyorsun. İnsanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir. Ayrıca bana da bir sözün var. Şunu da bir tutsan diyorum ya.
Merak etme, yarın başlayacağım. Kimsin sen? Hey benim, sakin ol. Burada ne yapıyorsun? Böyle yapacağını bilseydim gelmezdim. Beni nasıl buldun? Takip ettim. Kimin adamısın lan he? Ulan şu amına kodumun dünyasında hep arızalar mı bana denk gelir? Sakin ol tamam mı? Ben düşmanın değilim. Senden yardım istemek için geldim. Sana neden güvenecekmişim he? Bu zamana kadar güvendiğim herkes kazık attı. Çünkü ortak bir düşmanımız var. Bak. Ne bu şimdi? Bu şerefsiz benim değer verdiğim herkesi öldürdü. Ve şimdi de benim peşimde. O hapiste. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. O manyağın içeride olduğu gibi dışarıda da bir sürü adamı var. Sen onu hapse tıktın değil mi? Yani senin sayende oldu. Ama bu şerefsiz içeriden çıkmak için her şeyi yapacaktır ve bu olunca ikimizin de peşine düşecek. Peki bu şerefsizin senin alıp veremediğini? Babam onun kardeşini öldürdü. O da bizi öldürmeye yemin etmiş. Geriye kalan tek benim. Bana bak, sana o gün yardım etmemin tek sebebi zor durumda olmandı. Bu firar edecek, beni öldürecek muhabbetiyle uğraşamam. Yani umurumda değilsin. Onunla baş edebilecek tek kişi sensin Fırat. Lütfen, yardımına ihtiyacım var. Neredesin? Ben yerimdeyim. Sen bana nerede olduğunu söyle. Şu an ortalıklarda yok ama mutlaka ortaya çıkacaktır. Ne? Duydun mu? Yüksekten geldi sanki. Üçüncü sokaktan. Merak etme, peşindeyim. Sen işaretimi bekle sadece. Anlaşıldı. Cezalandırıcı. Meşhur gevzenin şeytanı. Artık bunlara izin vermeyeceğim. Büyük bir hata yaptım. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Sen de kimsin be? Çok konuşma da giy şunları. Bana kalsa seni burada bırakırdım ama kral çıkartmamı istedim. Kaybettim. Nasıl kaybedersin? Takipte değil miydin? Takipteydim ama bana işaretimi bekle dedi. Sonra da daha ses çıkmadı. Ne oldu bilmiyorum. Bir işi beceremedin ya. Neyse, aramaya devam et Fırat onu öldürmeden. Merak etme, arıyorum. Arama be, bul. Öf. Lan ne oluyor ya? Sıkacağım şimdi. ...357. Haznede tek mermi var. Ne düşündüğünü biliyorum Kırmızı. Koluma veya bacağıma sıkabilirsin ama üstüm sağlam. İşe yaramaz. Durdurmanın tek yolu kafama sıkmaktır. Sana ateş etmeyeceğim. Hayır, henüz etmeyeceksin. İşte ateş Gökmen. Oymacı. Ne yaptın ona? Bu şerefsizi şehirden kaçmak için araba çalarken yakaladım. Lütfen, korkmuştum. Canımı kurtarmak için. Kes şunu. Sırf araba çalarken yakaladı diye ölümü yakaladım. Sen öyle san. Bu kanunlara kalmış, sana veya bana değil. Neden ona biraz kendinden bahsetmiyorsun? Bunu yapmaya hakkın yok. Ben bir içim. Önemsiz biriyim sadece. Hadi ya, o kadar mı? İçkilerini verir, sadece arabalarını kullanırım. Birkaç ay önce bundan daha fazlasıydın. Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? İlerlemeye çalışıyordum. Ne? Sen kimsin? Sultan Orhan Mahallesi, ikinci kat. Neden onu alanlara anlatmıyorsun? Ben... Özür dilerim, üzgünüm. Şimdi anlat ona. Fırat, sana ateş etmeyeceğim. O demek Hakan Ramir'in adamısın. Son kez soracağım.
bilmiyorum. Sadece o bir adresti. O adamın adını bile bilmiyorum. Yanlış adamlara bulaşmıştı. Birine borcu vardı ve emir bana yüksekten gelmişti. Öyle mi? Emir neydi? Hayır diyemeyeceğin bir şey. Anlatsana. Bu hayvanları anlayamazsın. Geri çekilemiyorsun. Ne yapsam olmuyor. Kapa çeneni artık. Konuşma oymacı. Söyle. Maskemi şimdi saklanacak mısın? Belirli bir süre. Sonra da buna sebep olan herkesi öldüreceğim. Önce sevdiklerini öldüreceğim. Sonra asıl başta olanı öldüreceğim. Kimmiş o? Cezalandırıcı. Tekrar sormayacağım. Ne yaptığını söyle. Yaptım. Onu öldürdüm. Kafasına iki tane sıktım ama yemin ederim. Hayır. Bilmiyordum. Yaşlı kadının evde olduğunu bilmiyordum. Hangi yaşlı kadın? Evde olduğunu bilmiyordum. Ne yaptın sen? Evde olmaması gerekiyordu. Bağırmaya başlamıştı. Susması için yalvardım. Ne yaptın dedin? Yüzümü görmüştü. Bana başka seçenek bırakmamıştı. Kadının bir kocası vardı. Adamın da karısı ve çocukları. Bu piç evladı hala kurtarılmaya değer mi sence? Onu vurmayacağım. İyi tamam. Ben yaparım. Eğer önce beni öldürmezsen. Sabrım tükeniyor kırmızı. Sakın vurayım deme. Bu kötü bir fikir. Bak tekrar öldürecek. Ben bununla yaşayamam. Ya sen? Şehirden ayrılacağım lütfen dur. Kes sesini. Ateş et. Sikirin. Çok geç. Bunu neden yapıyorsun? Çünkü bu tip orospu çocuklarının hayatları mahvettiklerini anlamalısın. Onu öldürmek kimseye geri getirmez. Hayır ama başkalarının yaralanmasını engeller. Hayır. Hayır bir daha yapmayacağım yemin ederim. Geriye sayacağım. Beş. Vurun. Vur onu hadi. Bak onu ellerinden polise teslim edeceğim. Dört. Yaptıklarının bedelini ödeyeceğinden emin olacağım. Üç. Vur onu hadi lütfen. Ateş et kırmızı ateş et. Hayır. Vurmasan da senin yüzünden ölecek. Her durumda katilsin. İki. Bu siktiri boktan bir seçim böyle. Etiği her çektiğimde yaptığım türden. Şu anda yapacağım türden bir seçim. Ne oluyor oğlum işim var. Bakan amirim. Amirim yangın çıktı karakolda. Yangın çıktı birçok ölü ve yaralı var. Ne demek yangın çıktı oğlum? Amirim çok kötü burası. Nezarethanede olan çoğu kişi kaçtı. Sakın bana Tekin'in kaçtığını söyleme. Maalesef amirim. Ay yapacağınız işi sikeyim. Bekleyin beni geliyorum. Düşün kırmızı düşün. Bizi öldüren şeyleri yaşatan da biziz. Onlar yaşamayı hak etmiyor. Cidden bunu niye yapıyorsun Fırat? Yaklaşık bir sene önce Hakan amirin hapis teklifini reddettikten sonra kendi kendime dedim ki artık bu işleri yapmak yok. Bir abi ve kardeşe bakmaya başladım. Çünkü bana ihtiyaçları vardı. Yemeğe, suya, bir eve ben de yardım ettim. Ve nasıl olduysa onlara bağlandım. Ama bilmediğim bir şey vardı. Gebze'nin günahları peşimi bırakmamıştı. Onlar benim yüzümden... Tamamdır Fırat abi, başka bir şeye gerek yok. Eminsin değil mi? Sonra eksik çıkarsa bir daha gitmekle uğraşmam bak. Zaten sabah akşam bizimle ilgileniyorsun. İkimiz de teşekkür ediyoruz ama biraz da kendinle ilgilenmelisin. Sen beni düşün. Şu anda tek ilgi odam sizsiniz. Hem ailesizlik nasıldır iyi bilmiyorum. Hayır yapma! Benim yüzümden öldü. Ben de anladım ki bu hayattan kurtulmanın bir çaresi yok. Bağlandım bir kere. Beni bırak kırmızı. Artık yolun sonuna geldim. Fırat Vural'ı yakaladım.
Neredesin sen be? Nerede kaldın? Aa şu yangın, Hakan amirimiz olaya el koymaya geldi. Bir bilse neler döndü. Merak etme, şüphelenmek için vakitleri olmayacak. Hadi ya, ne buldun? İşte bunu buldum. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Tam da düşündüğün şeyi yapacağım. Sen kafayı mı yedin? Yerini belli edeceksin. Zaten amacım bu. Onu ayağıma getireceğim ve öldürmekten beter edeceğim. Kendi ayağınla ölüme gidiyorsun. Merak etme, hazırlıklıyım. Demek hazırlıklısın. Tamam, ne bok yiyorsan ye ama beni bu işin dışında tut. Eğer bu konuyla ilgili başıma bir şey gelirse seni öldürürüm. Bunu da Okan'ın kafana sok. Demek korkusuz sözünü tuttu ha. Eğer istemeseydin beni buraya getiremezdi. Hemen konuya gireceğim. Çünkü fazla zamanımız yok. Aslında bakarsan mantık kullanacaktım. Ne başarmayı umduğunu soracaktım. Ülkene bağlılığından bahsetmek istedim. Ama sanırım bunların hepsini cezalandırıcı olduğunda geride bıraktım. Suçluluk duygusunu ortaya çıkartmayı bile düşündüm. Ama o an fark ettim ki hiçbir işe yaramayacak. Kaybettiğin onca kişi, o çocuk ve abisi senin yüzünden öldü. Bu işlere bulaştığın için ama ne yaparsan yap onlar geri gelmeyecek. Senin kaderin bu. Kaybedip duruyorsun. Sence bunlar kader yüzünden mi oluyor ha? Bence insanları kader ayırmaz. Bence insanları insanlar ayırır. Ki bunu defalarca gördüm. Ben deli değilim, tamam mı? Ne yaptığımı biliyorum. Kim olduğumu biliyorum. Yardımınıza da ihtiyacım yok. Aklım başımda. Bütün orospu çocuklarının hepsini öldürdüm. Çünkü bu hoşuma gidiyor. Burada otururken bile canım istiyor. Tekrar yapmak istiyorum. Ve siz de beni bir tımarhaneye göndereceksiniz, öyle mi? Sanki bir doktor benim yaptığımı yapmama engel olacak. Böyle bir şey olmayacak. Bana cezalandırıcı diyorsunuz, öyle değil mi? Büyük, kötü cezalandırıcı. İşte buradayım. Eğer istediğiniz buysa size bunu vereceğim. İsterizim. Burada bir çalıştırıp patlayacak. Güzel. İşte seni buraya getiriş nedeni. Dinledikten sonra evet ya da hayır diyebilirsin. Bence sen hala bir insansın. Sen deli değilsin. Öyle olsan çoktan bir don giyip duvarlara yapışmaya başlamıştın. Bu yüzden beni dinleyeceğine inanıyorum Fırat. Sana cezalandırıcıyı ebediyen öldürme fırsatı vereceğim. Daesh lideri Bağdadi'yi öldürmeye ne dersin? Ciddiyim. Küçük balık yok. Mafya yok. Sana gerçek bir canavar öldürmeyi teklif ediyorum. Milyonları öldürenleri ve bunları uzaktan yapanları, fanatikler, öldürmek, parçalamak ve yıkım için yetiştirilmiş canavarlar. Dünyaya açıl ve yakala onları Fırat. Ülken için yap. İnsanlık için yap. Hükümetin tam desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini ve cezalandırıcıyı birleştir. Ve onu gerçekten hak edenlerin üstüne sal. Avla, öldür, kaybol. Korkut onları. Kim bilir? Belki de en başından beri yapmamız gereken buydu. Bir daha asla yetkililerle sorunun olmayacak. Yaşadığını bilen sadece birkaç insan olacak. Hedefe kilitlendiğinde ihtiyacın olan her şey elinin altında olacak. Her operasyonu kendin düzenleyeceksin. General ya da başka bir şey karışmayacak. İniş, zamanlama, silah, kalkış, her şey istediğin gibi olacak. Sana söz veriyorum, bir sorun olmayacak. Ayrıca çalışacağım bazı adamlar, şirket, Fırat, seni her yere sokabilirler. Cezalandırıcının sorguda intihar ettiği haberi yayınlanmaya hazır. Basıldığı anda buradan çok uzaklarda başlamaya hazır olacağız. Eğer istersen desteğinden ben sorumlu olurum. Bilgi ve silah hazırlıkları, bu adamların ellerindeki malzemeler ile eski operasyonlarımız çocuk oyuncağı kalacak. Aynen eskiden olduğu gibi ama daha iyi bir amaç için. Ne dersin? Evet ya da hayır. Öyle mi? Siktir git. Neden? Kimseyle ya da kimse için çalışmayacağım. Eninde sonunda seni yalnız bırakırlar. Dünyayı döndüren adamlarla çalışmanın ödülü sırtından bıçaklanmaktır. Onların savaşlarında dövüşürsün. Dedikleri canavarları öldürürsün. Onlar petrol zengini olurken sen zehirlenerek ölürsün. Bundan yetere kadar çektim. Hiç alakası yok. Kocaeli'de bunun aksini iddia eden 6000 insan var. Ama ne düşündüklerinin önemi yok. Çünkü onlar sadece basit insanlar. Fırat, idam edileceksin. Siktir. Araba hazır mı? Hazır abi. İçeride olmuşum. Bir dakika bekle, burada geliyorum.
Anne sıcak oldu ya. Şu klimayı açın da havadan gitsin biraz. Hastalık kafam. Araba çalışmadan klima çalışır mı? Ne oldu oğlum? Hakan arabaya binmedi. Yani aslında bindi ama sonra tekrar içeri girdi. Yanındaki polis de arabayı çalıştırdı. Olan bu. O zaman kendim ifşa olmasa mı ses? O kayıtları orada bırakacağımı mı sandın sen? Evet, bırakacaksın. Ne diyorsun sen be? Artık saklanmak yok. Görüntüleri bırakacaksın. Aynı zamanda bunu da görmelerini sağlayacaksın. Neler oluyor? Sen daha iyi bilirsin. Ne diyorsun sen be? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Bir polisi öldürdün, farkında mısın? Ben polis öldürmem. O zaman o bombayı koyan kimdi ha? Söyle. Amirim. Ne var? Kamera kayıtlarında önemli bir şey bulduk. Gelip bir bakmalısınız. Bunun başında bekle. Tamam, sen çıkabilirsin. Bana bunu neden gösteriyorsun? Yok be, o sadece biraz dengesiz biri yani. Önce tüm sevdiklerimi, sonra senin hayatını alacağım Fırat. Hayatımı mahvetmenin bedelini ödeyeceksin. Bildiğin ve sevdiğin her şeyi ebediyen yok edeceğim. Bu gerçek mi? Sence bu bir oyun mu? Öncesinde bir oyun oynamıştınız ama. Evet, bazı hatalar yaptık. Ve o hataları düzeltmek yerine herkesin ölümünü seyrediyorsunuz. Ve beni buraya bir köpekmiş gibi bağlıyorsunuz. Madem benim canavarları öldürmemi istiyorsunuz, neden beni burada tutuyorsunuz? Hakan, Tekin beni istiyor. Bırak da ona istediğini vereyim. Annem ve babam ile son fotoğrafımız. Uzun zamandır konuşmuyor musunuz? Öldüler. Özür dilerim, ben kaza mıydı? Hayır, benden kopardılar. Ne kadar zaman önce? Bazen daha dün gibi geliyor. Bazense milyonlarca yıl önceymiş gibi. Bir arkadaşım herkes yalnızdır demişti ama hayatın tüm anlamı yalnız kalmamaya çalışmaktır. Seni bulduğum için şanslıyım. Evet ama önce ben seni buldum. Biraz gel. Tekin'le çalışan polisi yakaladık. Vay be. Tekin nerede? Merve'nin öldüğü yere baktınız mı? Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Hayır, o öldürmeyecek. Eğer Tekin'in yerini söylemezsen boynunu kırarım. Hadi ya, kırsana boynumu, hadi yap. Ne yaptın lan manyak? Boynunu kırarım demiştim. Aferin, sözün neriymişsin. Şimdi Tekin'i bulma şansımız hiç yok. Ne yapmayı planlıyorsun ha? Gerizekalı. Benden adam istiyorsun ama kiminle dalaştığını bilmiyorsun. Kral yapma. Bence bu adamın gözünde fazla büyütüyorsun. Onun da zaafları var. Sevdiği insanları öldürünce iyice bitiktir hale gelecek. Ve artık kendisi bile ölmek isteyecek. Galiba sen her insanı bir sanıyorsun. Onun sevdiklerini öldürmek onu bitirmez. Daha da güçlendirir. Daha da acımasız hale getirir. Senin gibi. Fırat elinden her şeyi aldı değil mi? Onu öldürmek yerine sevdiklerine zarar veriyorsun. Ama onun öldürmek istediği sadece sensin. Sana ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ölse bile seni öldürmeden durmayacaktır. Ve inan bana, intikam için seni yavaş yavaş öldürecek. Acıyı hissedeceksin. Peki sen bunları nereden biliyorsun? Fırat'ı çok yakından tanırım. Yanında savaştım. Omuz omuza. Ne yani, tertip miydiniz? Mesela bak, senden istediğim tek şey adam.
Birkaç iyi adamını verirsen bu işi halledebilirim. Fırat'ın hiç şansı kalmaz. Çık dışarı. Birkaç işe yaramazı gönder. Ama Fırat Vural gelince o salağı bıraksınlar orada. Biz ona akıl verdikçe o yiyeceğine doğru koşuyor. Saat kaç? Onu çeyrek geçiyor. Ne oldu? Yerini buldun mu? Gitmem gerek. Bu işe bir son vereceğim. Ve artık peşine takılan bir adam olmayacak. Yerini mi öğrendin? Fırat tek başına gitme. Muhtemelen bir tuzak kurdular. Sarıtekin tek gezmez. Evet, sorun değil. Hepsini öldüreceğim. Saçmalama, öleceksin. O orospu çocuğu benim sevdiklerimi... Senin sevdiklerini öldürmedi mi? Eğer öleceksen bile onu öldürmeden can vermem. Benim bir sözüm var. Bir borcum var. Ve ben bu borcu ödeyeceğim. Ne olursa olsun, gerekirse ölürüm. Ya seni sevenler onları da mı bırakacaksın? Evet, hiçbir şeyden korkmuyorsun. Ve sevdikleri için her şeyi yaparsın, anladım. Biz de seni sevenleri görmezden mi geliyorsun? Başka çarem yok. Onu durdurabilecek tek kişi benim. Özür dilerim ama her türlü yaşamaya alışmalısınız. Cezalandırıcı, ölme be. Daha 2 gün oldu be. Hakan. Buraya gel, buraya. Burası mı? Burası. Gene aynı bok çukuruna geldik. Peki şimdi ne yapacağız? Önümüze geleni öldüreceğiz. Sorun yok. Yukarıda orospu çocukları. Ya. Bu şekilde onların arasına dalmaya mı çalışıyorsun? Evet. Al şunu. Demek bununla korunuyordun. Evet. Adamantium. Bir arkadaşımdan almıştım. Bir tür bileşik. Kendimi cezalandırıcı gibi hissettim. Esprinin sırası değil. Ona da iyi bak. Oyunun sonuna geldik. O ne demek şimdi? Bu binalar bana onu andırıyor. Tamam. Sen sağ, ben sol, tamam mı? Tamam. Hadi. Çekişini aldım. Şurayı kontrol et. Ben buraya bakıyorum. Tamam.
Ne oldu, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben buraları biraz daha kolaçan edeceğim. Tamam. Şimdi sıra Tekin'de. Tekin! Tekin, buradasın biliyorum. Doğru, buradayım. Senin yüzünden yüzüm yandı ama intikam senin peşini bırakmadı. Yüzünün yanmasından sen sorumlusun. Ama şimdi intikam seni yakaladı. Yüzünde. Sevdiklerim de yoklar. Bir şey daha var tabii. Senin gibi. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemişsin. Hey, kim var orada? Saklanacağım tek bir yer yok. İntikam mı demiştin? Aldım işte. Fırat. Fırat. Komiser, ağlama. Yorma kendini, iyileşeceksin. Benim için artık çok geç. Deme öyle. Sana demiştim ya ben. Bu duaların hatırası çöktü. O hatıralarda bize de benim burada yok olma. Benden adam istiyorsun ama kiminle dolaştığını bilmiyorsun. Birkaç işe yaramazı gönder ama Fırat Vural gelince o salağı bıraksınlar orada.